onların mirasına sahip çıkmış olacağız. Onların gözü arkada kalmayacak. Evet, bizim çocuklarımız bizim düşlediğimiz Türkiye'yi, bizim de düşlediğimiz alanın ötesine taşıdılar diyeceklerdir, düşüneceklerdir. Biz bunları yapmak zorundayız. Değerli arkadaşlarım, önümüzdeki günlerde Uluslararası Suriye Konferansı toplanacak. Suriye politikasının yanlışlarını her sefer dile getirdim. Israrla dile getirdim. Yanlıştır dedim. Şimdi en büyük endişemi daha önce dile getirmiştim, tekrar dile getiriyorum. O uluslararası toplantıda Türkmenler masada yer alacak mı, almayacak mı? Türkmenlerin yer almasını istiyoruz o masada. Silah gönderiyordun, Türkmenlere gönderiyorum diyordun. İlaç gönderiyorum, Türkmenlere gönderiyorum diyordun. Rus uçağını düşürdük, Türkmenleri bombalıyordu diyordun. O zaman bütün bunların hiçbirisini yemeyeceksin ve yutmayacaksın. Türkmenler o masada olacak, biz bekliyoruz. Biz onları koruyoruz. Onların haklarını savunuyoruz. Madem ki bir uluslararası konferans bu, madem ki taraflar orada temsil ediliyor ve Türkmenler de orada olacak. Biz bekliyoruz bunu. Değerli arkadaşlarım, Sayın Cumhurbaşkanı ile aramızda özel bir tartışma var. Geçen muhtarlar toplantısında benim kullanmaktan üzüntü, yani kullanmaktan utanacağım sözcükleri kullandığı için ben onları kullanmıyorum. Ama benim yaptığım bütün eleştirileri herkes tek tek okuyabilir. İçinde tek bir hakaret içeren sözcük yoktur. Tek bir sözcük yoktur. Ama o yapıyor. Bence hiç önemli değil. Kişi kendi iç dünyasında nasılsa o diline vurur. İç dünyası demek ki öyle. Benimle ilgili şöyle bir cümle kullanmış. Aslında bu zatın, bana söylüyor, asıl karın ağrısını da ortaya dökerim ama inanın bana, ben bu konuları konuşmaktan hicap duyuyorum diyor. Kendisine salı gününe kadar izin veriyorum. Şu karın ağrısı işini bir açıkla kardeşim. Niye açıklamıyorsun? Benim karnım ağrımıyor. Ama senin karnının ağrımasını da istemem. Salı gününe kadar açıkla, karın ağrısını gider. Emin ol, ben salı günü sana hepsinin cevabını vereceğim. Tek tek belgeleriyle. Bakın, konuşurken öyle karından atma yok. Açık ve net bütün belgeleriyle ortaya koyacağım. Bakın, ben söylüyorum. Ona da diyorum, karın ağrısı çekme. Şu salı gününe kadar bir açıkla. Biz de öğrenmiş olalım. E bakarsın salı günü ben sana teşekkür ederim. Ya açıkladığın şeyler çok önemliydi. Kusura bakma derim. Ama açıklamazsan salı günü cevabını alacaksın. Hepinize teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. Değerli basın mensupları. Kum bahçesine el bombası atıyorsunuz. O nedenle diyoruz ki terörü lanetliyoruz. O nedenle diyoruz ki terör insanlık suçudur. O nedenle diyoruz ki terörün amacı, kimliği, inancı ne olursa olsun hep beraber karşı durmak zorundayız. Çocuklardan ne istiyorsunuz siz ya? Çocuklardan. Okulun bahçesine bomba mı atılır ya? Hangi amaçla yapıyorsunuz siz bunu? Terörün özelliği neydi? Kandan beslenmesiydi. Küçücük çocuklara bomba atıyorsunuz, onların kanlarıyla utanmadan besleniyorsunuz. Okulun müdürünü aradım. Bana verdiği cevap, el yapım bir bomba. İçinde cam kırıkları var ve cam kırıklarından çocuklar yaralanmış. Hani gerçekten insan aklının almayacağı bir şey. Almayacağı bir şey. O çocuklardan ne istiyorsunuz siz?
terörün acımasızlığını görmek istiyorsanız o çocuklara yapılan saldırıyı görmemiz gerekiyor. Ve bunu da asla unutmamamız gerekiyor. Bu acıyı da unutmayacağız. Evet değerli arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen alalım.